Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aziz Kancar. Bugün Ford Connect'in içindeyiz. Biliyorsunuz bu benim şahsi kullandığım araç. Hep bu aracın videosunu istiyordunuz. Ben hem böyle bir sohbet hem de bu aracı biraz daha varsa bilgilerimi onları aktarmak adına bir video daha çekeyim dedim sizler için. Siz de bu aracın videosunu bayağı istiyordunuz. Arkadaşlar, araçta işte el freni yine takılı kaldı. Bu sorun söylemiştim zaten diğer videolarda da, bu aracın Connect videolarında. El freni hep takılı kalıyor. Yani gidiş engellemiyor ama ışık uyarısı veriyor. Yani tutmuyor yani, ama son kademe inmiyor, takılı kalıyor. Bu kronik bir şey. Servise birkaç kere götürdük. Delisine merisine baktılar. Bir şeyler yapacağız, edeceğiz dediler ama bir şey olduğu yok. Hep aynı arkadaşlar. Onun dışında genel anlamda klimayı açayım. Aracımdan memnunum. Yakıt tüketimi bazen 30 kuruşları, şehir içi 30 kuruşları buluyor. Ama genelde 27-28 kuruş arası yakıyorum. Ortalama hızıma bakacağım şu an. Ortalama hızım 20 km hız. Benim ortalama hızım değişmez arkadaşlar. Ya 18 ile 20 arasıdır. Yakıtımda en fazla 30 kuruş dedi. 30-31 kuruş demedi bile yani, 30 kuruştur. Onun haricinde pek bir şey yok yakıt olarak böyle. Arabanın aşağı yukarı arabam 5000'e geldi arkadaşlar. Bayağıdır kullanıyorum aracı. Herhangi bir eksisi derseniz arkadaşlar şudur yani. Bu da arkadaşlar güneşten korumak için, yani arabayı şöyle kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani şunun boyu çok anlamsız ve hiç kullanışlı değil. Yani bu nefret ettiriyor yani. Bu bence olmamalıydı böyle. Bu kötü bir şey. Bluetooth arada çok kasılıyor, donmalar, takılmalar yapabiliyor. Klimasından çok memnunum. Onu söyleyeyim size yani. Sıfır araba gerçi. Her arabanın kliması sıfır iyidir ama klimasından çok memnunum arkadaşlar. Ondan ziyade yol tutuşudur, performansıdır. Özellikle abi bu araç kediyle ya da diğer araçlarla şeyini istemişsiniz. Ben arkadaşlar kedide kullandım. 1.6 kedi otomatik vardı, onu kullanıyordum. 30-40 bin kilometre kullandım. Şey kullandım, 1.6 dizel Berlingo kullandım, cam tavanda o da. Sonra 1.6 dizel Doblo da kullandım. Şu an bakın, pardon, bir yükleneyim. Araç hiç yani. Yani şu an 120 de araba. Gerçekten performansı arkadaşlar, hani ben seviyorum arabanın performansını. Kendisini rahatlıkla kaldırıyor ve sizi fazlasıyla tatmin ediyor performansı. Yani onu diyordum yani, bu tarz araçları kullandım arkadaşlar ben ve hemen hemen hepsiyle aynıdır. Yani bunlarda çok çok az farklar olur. Yani o da hissedilecek bir fark değildir arkadaşlar. Onun dışında yani performansları aynı. Kedinin de, 1.6 Doblo'nun da, bunun da yani bir saniye bile fark yoktur hızlanmalarında aralarında. O da pek kalde alınacak bir değer değil bence. Yol tutuşu benim çok hoşuma gidiyor, bu aracın yol tutuşu arkadaşlar. Yani yol tutuşu olarak biraz yavaş gidiyorum ki, havaalanına gideceğim. Biraz yavaş gidiyorum ki şey olsun, biraz sohbet edelim. Yol tutuşu olarak bu araç gerçekten çok iyi. Yani şeritte çok kararlı kalıyor. Viraj performansı çok iyi. 5000 km oldu yani. Bayağı kullandım biliyorum. Genelde şehir için kullanıyorum ama hafta sonları sık sık uzun yol sayılabilecek 300 km, 250 km'lik yerlere, Tekirdağ'dır, Sakarya'dır gittim geldim. Çok iyi. Eksi olarak sayabileceğimi düşünüyorum da araçta. Telefonlarımı diğer videolarda da söylemiştim. Koyabilecek bir yerim yok arkadaşlar. Nereye koyayım diyorum. İşte bak bu var. Hatta koyayım şimdiden. Bu var yani. Başka koyabilecek alternatif bir yer yok arkadaşlar. O
güzel. Bu kanal çok güzel olmuş. Ekranın eksikliği hissediliyor. Büyük araba, gösterişli araba, cam tavan gibi bir sürü artıları olan bir araba. Bir ekran olsaydı kötü mü olurdu? Olmazdı. Ekran olmalıydı ama yok. Onun dışında arkadaşlar, eksileri söylemek istersek, vites geçişlerinde arkadaşlar bu kemikli Ford, yani vitesi nasıl diyeyim, sanayi tabiriyle vurdurmaya daha yakın, çok meyilli. O biraz bir eksi oluyor. Yani bir ile ikinci viteste özellikle çok sarsıyor. İkinci viteste zaten mümkün mertebe yerinden kalkmıyor araç arkadaşlar. Birinci viteste kaldıracaksınız bu arabayı. İkinci viteste yani kalkmıyor, yani kaldıran adam çok iyi şoförümdür demeli. Çünkü içeride her kaldırırsın ama içerideki kişileri rahatsız edersin. İçerideki kişileri rahatsız etmeden kaldırırım ya, çok büyük şoförümdür zaten, onu söyleyeyim. Vites geçişleri öyle arkadaşlar. 6. vites olması büyük bir artı. Uzun yol ekonomisi olarak şunu da söyleyelim. Uzun yolda arkadaşlar çok ama çok rahat 5.5, 5.6, 120 km, 130 km hızı geçmeden 5.6, 5.7, 5.8 bu aralarda gidip geliyor. Yani benim arabam ilk bakıma girmemiş bir araç. Uzun yolda yakıtı bu arkadaşlar. Klima açık. Şunu belirteyim. Klima hep açık. Şehir içinde de benim klimam, ben şu an örneğin 20 dereceye alıyorum. Dışarının sıcaklığı da düşük ama ben şehir içinde mümkün mertebe klimamı açık tutuyorum arkadaşlar. Şimdi havaalanına gideceğiz mecburen. Yolcumuz daha gelmediği için şurada bekleyecek. Bekleyeceğiz biz de. Geri görüş kamerasını arkadaşlar çok sevdim ben bu aracın. Yani şunu söylemek istiyorum. Geri görüş kamerası çözünürlük olarak, kullanılışlık olarak geri görüş kamerasını ben beğeniyorum arkadaşlar arabamın. Birçok araçta geri görüş kamerası kullandım ama bunun geri görüş kamerasının kalitesi vesaire. Örneğin geçen Qashqai'ye binmiştim. Qashqai ile bunun arasında geri görüş kamerasında ciddi bir kalite farkı var. Yani bu geri görüş kamerası ise Qashqai'deki hesap makinesiyle çekilmiş bir şey gibi. Radyo kullanım paneli çok güzel. Bir başka eksisi şuradan arkadaşlar, radyoyu örneğin, yani biz de Türk kültürüdür, mezarlıktan geçiyoruz, hepimiz inancı olan insanlarız. Teybi kapatırsın ya, sessiz alırsın, burada alma yok. İlla şuraya uzanmak lazım. Bu bir eksi yani, şuraya bir mute tuşu direkt koyup sessiz alma koymaları lazımdı. Koymamışlar. Sonra otomatik farının çok çok iyi çalıştığı söylenmez arkadaşlar. Çünkü otomatik far konumundayken araç genelde hep açık duruyor. Yani ben anlamıyorum bunu, yani otomatik farda niye bu kadar açık kalıyor bilmiyorum ama otomatik farda genelde açık duruyor. Yani şu havada bile çoğu zaman açık oluyor, pek verimli çalışmıyor. Otomatik silecekler kullanışlı, güzel, stabil çalışıyor, onlara lafım yok. Aracın eksisi olarak söylemek gerekirse şu koltukta yükseklik derinlik ayarının olmaması. Bazen, gerçi ben aldığımdan beri 2-3 kez ya oturmuşumdur ya oturmamışımdır sağ, ama bazen hissedilir bir şey oluyor. Koltuğun yanal destekleri arkadaşlar beni çok mutlu ediyor. Geçen amcama Honda CR-V aldık. Hatta fazla geçmez, 1 ay bilemediniz 2 ay sonra Honda CR-V testi de, derin kapsamlı inceleme testimiz de olacak. Ona bakıldığında bunun koltuk destekleri, amcam da bindiğinde çok çok iyi CR-V'den dedi. Koltuğun destekleri falan benim yani sıkmıyor. Ben günün örneğin 2 saatini 3 saatini geri geliyor arabada geçiriyorum ama beni bunaltmıyor. Beni arabadan bir an önce ineyim hissi vermiyor koltuk. Sevdiğim bir özelliği direksiyonu arkadaşlar. Dokusu o kadar güzel ki deri direksiyonun. Yani şöyle dokunduğumda hafif bir içeriye geçme de oluyor. Yani hafif yumuşak. Bazıları sert sever direksiyonun dokusunu ama ben tam benim istediğim stilde, yani hafif dokunduğunuzda bir yumuşaklık hissi de alıyorsun. Yani gayet iyi, direksiyonu çok iyi diyebilirim. Onun dışında söylemek istediğim, telefonumuz çalıyor. Neyse, meşgul atalım. Söylemek istediğimiz başka bir şey yok arkadaşlar. Video yap dediniz, sohbet et dediniz, edelim dedik. Bir saniye ben telefona bakayım döndüğümüzde. Evet arkadaşlar, geldim. Araçla ilgili bu arkadaşlar. Kanalın
kanalla ilgili birkaç şey konuşmak istiyorum. Kanala gerçekten yakın çevremden olsun, sizlerden olsun çok iyi tepkiler alıyorum. Yani bu beni mutlu ediyor arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size? Beğenilmek güzel ve siz tarafından takdir edilmek apayrı bir duygu. Ve ben bunu beğeniyorum, hoşuma gidiyor. O yüzden siz beğendikçe, abone sayımız arttıkça, takdir edildikçe videolarımızın sayısı da artacaktır. Daha bekleyen birkaç tane videomuz daha var. Onlar da gelecek zamanla. Ben genelde ikinci el araç sattığım için ikinci el araçların size böyle test videolarını atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani benim videolarım genelde inceleme bazlı oluyor. Nedenini de size söyledim. Yani ben bu aracı kullandığımda arkadaşlar yol tutuşu şöyle iyi böyle iyi, bakın şöyle viraja giriyorum, şöyle virajdan çıkıyorum dediğimde bir anlam yükleyemiyorum ben bunu, anladınız mı? Yani benim yol tutuşundan beklentim farklıdır, sizin farklıdır, bir başkasının daha farklıdır. Benim konfordan beklediğim farklıdır, sizin farklı. Örneğin çukura girdim, bakın hiç hissetmedim, oradan da video çek. Ya bunun bir anlamı yok ki arkadaşlar, herkesin farklıdır. Bunun için video izlemeye gerek yok yani. Ya videoyu bir insan neden izler? Aracın bana genel hatlarını, şurada ne var, burada ne var, şurasında ne var, şu araç nasıl görünüyor şuradan, koltuk yapısı nasıl, bunun için izler insanlar. Ve ben bu yüzden videolarım inceleme videosu olarak devam edecek. Ben mümkün mertebe araba kullanırken test videosu çekmeyeceğim. Genelde videolarım aynen böyle inceleme videosu olarak devam edecek. Çok teknik verilere girmiyorum. Zaten teknik verileri dinleyeniniz yok. Çoğu kişi internetten giriyor, bakıyor, bunu söyleyebilirim. Yani benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Çok memnunum, çok iyi gidiyor. Takdir edilmek, beğenilmek güzel. Siz beni beğendikçe, siz abone sayımızı arttırdıkça, orada, burada, şurada önerdikçe daha da artacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Bir başka videoda görüşmek üzere.